İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun resmi kararı. Ermenistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu stratejik bağları dinamik olarak gelişiyor. Paşinyan, Putin'le olan görüşmesinin mükemmel geçtiğini söyledi. Artsakh bizim evimizdir adlı festival düzenlenecek. Doğu Suriye'de Fırat üzerindeki ilk köprü Ekim ayında açılacak. Rus S-500 uçak savar savunma sistemi test edildi. Mars'taki hayatın izlerini keşfetmek sadece birkaç yılımıza bakıyor. Garin, Batı Ermenistan Devleti'nin yargı gücünün garantörü olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devleti Başkanı Armenek Abrahamyan'ın, yerli otokton halkların uluslararası mahkemesine hakim olarak atanmasıyla ilgili önerinin incelenmesi işi, yerli otokton halkların uluslararası mahkemesi başkanlığı tarafından uzatıldı. Batı Ermenistan Parlamentosu'na bu karar 26 Eylül 2019 tarihinde ulaştı. Batı Ermenistan Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın yerli halkların uluslararası mahkemesine hakim olarak atanmasını 30 Eylül 2019 tarihinde saat 21'de oy birliğiyle kabul etti. Bu durum, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal anayasasına, Cumhuriyet'in devlet başkanlığı mevkine aykırı değildir. Abrahamyan, devlet başkanı olarak 10 Ocak 2024 tarihine kadar görev başındadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, bugünden itibaren yerli halkların Uluslararası Mahkemesi tarafından kendisine verilen yetkiyi ilgili alanları araştırmak için kullanabilir. Batı Ermenistan Parlamentosu Hukuk Komisyonu, 1 Ekim 2019. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, kendi sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mükemmel bir görüşmede bulunduk. Bizim stratejik ilişkilerimiz dinamik bir gelişme yaşamaktadır, diye yazdı. Görüşme 1 Ekim'de Yerevan'daki Avrasya Ekonomik Yüksek Kurulu oturumundan sonra gerçekleşti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermeni-Rus stratejik ilişkilerine vurguda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Personel Ofisi'nden verilen bilgiye göre sıcak ve dostane bir atmosferde geçen görüşme sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı karşılıklı çıkarlara dayanan çeşitli konuları ele aldı. Muhataplar özellikle Ermeni-Rus ekonomik işbirliğine, askeri politik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ve bölgesel öneme sahip konulara değindiler. Artsakh Cumhuriyeti'nin Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı, Artsakh'ta yaşayan değişik ulusların temsilcilerinin dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Artsakh'taki Rus ve Helen toplumlarıyla ortak Artsakh Bizim Evimizdir adlı festivali 4-5 Ekim günlerinde gerçekleştirecek. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı Basın Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre festivalin ilk günü 4 Ekim saat 15'te Armenia adlı otelin konferans salonunda Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ulusal azınlık temsilcilerinin, devlet adamlarının, departman yetkililerinin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla bir yuvarlak masa organize edilecek. 5 Ekim saat 13-16 arası başkent Stepanakert'in Charles Aznavour adlı kültür merkezi yanındaki alanda her ulusal azınlık kendileri için özel hazırlanmış pavyonlarda kendi ulusal mutfağını tanıtacak ve bunu şarkılar ve danslar takip edecek. Suriye'deki Derzor'da Fırat Nehri üzerindeki ilk köprü 25 Ekim'e kadar inşa edilecek. Bu bilgi projeyi uygulayan Suriye şirketi temsilcisi Omar Haydar tarafından duyuruldu. Onun belirttiğine göre yeni köprünün inşası Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmeyen alanlara ilaçların ve insani yardımların teslimini sağlamak. Şimdi Fırat boyunca bulunan tüm köprüler Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından tahrip edildi. Armenpress tarafından bildirilen ve 2 Ekim'de İzvestiya gazetesinin Rus Savunma Bakanlığı ve Askeri Sanayi Kompleksinin kaynaklarına atıfta bulunduğu habere göre S-500 Prometheus uçak savar savunma sistemi Suriye'de başarıyla test edildi. Verilen bilgiye göre sistemin hava savunma testi sırasında bir takım kusurları bulundu ancak sorunlar hızla çözüldü. Şu anda testler tamamlanmış durumda. Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, S-500 sistemlerinin orduya tesliminin 2020'de başlayacağını açıklamıştı.
kompleksin ilk 25 yıl için kullanımı öngörülmektedir. TASS Ajansı'nın verdiği habere göre Batı medyasında testler sırasında yeni Rus sisteminin mevcut hava savunma sisteminden 80 kilometre daha fazla olan 481.2 kilometre mesafedeki hedefleri vurabildiği yer aldı. Telegraf'a verdiği röportaj sırasında yaptığı açıklamada fizikçi Jean Green, Mars'taki yaşam izlerinin keşfedilmesinden bu yana NASA ve ESA uzay araçlarının bu gezegene hazırlamak ve göndermek için yalnızca birkaç yıl yeteceğine inanıyor. Green, bu bir devrim olacak. Tamamen farklı bir düşünce tarzı başlayacaktır. Sonuçlara hazır olduğumuzu sanmıyorum, dedi. NASA'nın gelecek yıl Mars gezegenine yollamayı planladığı araç, Mars topraklarının örneklerini toplayan ve dünyaya gönderen ilk araç olacak. Eğer bilim insanları biyolojik yaşam izleri bulursa bu keşifler astronomiyi şok edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nairyan adlı vokal grubundan Gomidas Vartabet'in Endizan ve Arnem Ertam İmyar adlı eserlerini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.